Sayın Meral Akşener her ne kadar da iyi kayı boyu sembolünü kullanmış olsa da MHP'deki ülkücü kardeşlerimizi yani kandırıp kendine bir parti kurmuş olsa da ve Sayın Devlet Bahçeli hedef alıcı çok böyle açıklamalar yapmış olsa da bunun arkasında, perdenin arkasında kendisinin Türk olmadığını, Ermeni bir vatandaşımızın torunları olduğunu, dedelerin atalarını Ermeni baş kaldırmasında, ayaklanmasında sınır dışı edilerek yani Selanik'e kadar sürüldüklerini düşünürsek bunların hepsinin bir programlı şekilde, sistematik bir şekilde aslında bir temelde düşmanlık yattığını düşünebiliyorum. Çünkü Fethullah Gülen denen alçak da aynı şekilde hareket etmiştir. Kendini Müslüman Türk olarak göstermiş, milletimizi aldatmış, kandırmış, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı, milletvekillerimizi kandırmıştır ama bizi hiçbir zaman kandıramamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada ama hak veriyor muyum? Ben hak verdiğim noktalar var, devlet sırları var. Devlet pozisyonunda bazı şeyler var ki konuşulmayabilir. Evet, genel başkan. Yani köprüyü geçerken at değiştirilmez. Köprüyü geçene kadar da FETÖ'ye de PKK'ya da eyvallah deyip daha sonra onların haddinden gelebilir. Gelmiştir, gelecektir. Bu yüzden de Sayın Akşener'in samimiyeti belki bölücüler nezdinde daha da sağlıklı olabilir. Ama benim düşüncem şu ki Meral Akşener Fethullah Gülen kadar tehlikelidir. Fethullah Gülen her kimse Meral Akşener. Benim düşüncem budur. Bence aynı şekilde ülkeyi bölmek, parçalamak yok etmek istemektedir. Kemal Kılıç da keza öyle. Ali Babacan da keza öyle. Sayın Davutoğlu da keza öyledir. Ve bunlarla beraber yürüyen, bunlarla beraber aynı zikri çeken, aynı virde ortak olan şeytanın da elinde bir virt vardır. Şeytanın da elinde bir silah vardır. Şeytanın da adamları vardır. Bunlar şeytan adamlığını yapmaktadır. Benim düşüncem böyle. Ben böyle düşünüyorum. Suç mu?